Doğru iş. Koydunuz dedikoducular. Seviyor mu kızlar? Bırakın bu işleri. İsmail Türüt, kaç çocuğun var? 3 defa evlendim. Tabii bak buradan sonra ilk defa seni söylüyorum. 3 karı aldım. Şimdi bir karı var. Seni de hep gördüğüm zaman hep sarı gördüm seni ya. Hakikaten hep sarı. Sen başka bir renge geçme. Hep sarısın ya ama sarı yakışırsa. Sarısınsın sarısın da sen ne güzel karısın. Alırdım seni ama başkasının yarısın. Şimdi, bir şey diyeceğim. Şimdi uç karı. Olayı bana nasıl bağladın ben oraya algılayamadım. Yani saptıracaktım mevzuyu da dönmek istemiyorum. Ha, peki evet, sen neyse. Sarışı kadınları seviyorsun yok. Demek evet. ki. Üç tane karı aldım. Şimdi, harbi mi diyorsun? Tabii. Bir dakika be, siz de karı lafı duyunca nereye basacağınızı evet. şaşırıyorsunuz. İkisinden evet. ayrıldım. Evet. En eski hanımımdan bir oğlum var. 30 yaşında çok Deniz. Evet, Allah bağışlasın. Bu hanımefendi, mahçemelik olduğum insanla bir kız bir oğlum var. Yasemin, Miraç. Allah bağışlasın. Son eşimle, evli olduğum eşimle. Devam eden evliliğimiz, Allah bozmasın mezara kadar. Nazlı Dizcan isminde bir kızım var. Açıklık bu. Bizim yalnız boşanma olayımız bitmiştir. Fakat 8 senede mal davamız devam ediyor. Nasıl? Kaç para istendi senden? Bu ülkede bakın kanunlarda yanlışlık var. Herkes ataerkil, kadınlar mağdur. Yok öyle bir şey. Erkek mağdur. Ben mağdurum. Yalsın hukukçuna çağır, tartışalım. Ben mağdurum. Anam ağladı. Yani bakın 8 sene, vallahi böyle 8 sene bir dava sürer mi? Bu arada ne yapıyorlar? Mahkeme şimdi her şeyine tedbir koyuyor. Yani yaşama alanım kısıtlanıyor. Ben şu anda bankadan kredi kartı kullanamıyorum ya. Bu olmaz ki, bu insani bir şey ya. 8 senedir mi kullanamıyorsun? Tabii 7,5 seneyi geçti, devam ediyor. Hala mal davamız. Çünkü abartılı bir şey demişler. Kaç para istediler senden İsmail? Ya benim benden istemeleri değil. Ben o istedikleri parayı verdim, kabul et. Benden istedikleri, benim çok büyük bir servetim olduğunu söylüyorlar. Başkalarının üstüne mal kaçırmışım. Ama senin bir zengin havan var. Ya yok, yalan yok böyle bir şey ya. Vallahi sana bir para yakışıyor, bana bak. Bana bak, bir zengin havası var Allah yukarıda şimdi. Ya sen şimdi. Öyle görüşe bakma. Vallahi şimdi, böyle he bir adam yani. Evet. Şöyle, mesela ilk 7-8 sene önce, ilk boşanma, ilk cersede Sayın Hakim bize 7,5 milyar tedbir nafakası koydu bana. Bu 8 sene önce. Halis Toprak'a koydu da bir de bana koydu. Ben Halis Toprak mıyım? Ayıp ya. Ayıp ama ya. Hakik öyle ya. Böyle şey olur. 4 sene 7,5 milyar ödedim bak. Şimdi 2,5 milyar ödüyorum. Ayda mı 7,5 milyar ödedin? Tabii ya. Ya. Ne değilsin sen ya? Ya atayla keseyle böyle şey olur mu ya? Ayda 7,5. Vallahi bir de nafakanı biliyorsun. Karşılığı cezaeviydi. Borç aldım gittim ödedim. Mecbur ya. Sıkıntıya düştük. İşlerimiz iyi değil. Böyle sonra işte itiraz bitiraz 2,5. Şimdi 2,5 ödüyor. Tamam ödeyelim, önemli değil. Paramızı vallahi borç alıyorum ödüyorum. Ya o önemli değil. Şu davalar bu kadar sürünmemeli ya. Can yanıyor ya. Şimdi kadınlar işte öyle böyle sonra kadınlar işte bilmem ne. Ben kadın haşa ya, ben kadına saygısızlık olur mu? Kadınlar işte son zamanlarda öyle ya. Ama yani biraz da burada kadın hakları fazla gibi geliyor bana ya. Mahkemenin verdiği kararlar yanlış abi. Yanlış. Yani yok kadınlar mağdur. Erkekler mi? Ben mağdurum, buyurun. Yasin benimle tartışsınlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben diyorum size yani 7,5-8 sene ben yani her şeyime tedbir konulmuş. İzliyoruz mahkemeyi. Ya kardeşim şu binaya tedbir koydunuz. Bunların benden talep edeceği paradan daha çok bu bina. O dursun. Ya geri alanımı aç yani. Anladın, benim ne işim var ya? Ben binalarım şimdi var diyorsun, Allah'ımıza bin şükür. Maşallah, Allah daha çok versin. Olana işte el koymuşlar işte, el ele. Bir şey olana diyeceğim. El koymuşlar. Hayır şimdi bir dakika, 3 kez evlendim dedim. Şimdi İsmail Türüt çok açık yürekli bir adam. İlk defa sana söyledim ha. Çünkü sormadılar, bahçe adam gibi hep kendi kafalarına göre yalan haberler yaptılar. Ben de cevap veremedim. Burada gelin amına sorun bana. Ben doğruyu anlatayım yani. Allah evlenmekte haktır, boşan. Bizim orada boşanmakta yani çok sevimli değildir yani bak. Yani hakikaten çok iyi bakılmaz. Doğru. Ama iş başa geldi mi ne yapacaksın ya? Oldu mu? Olmaya. O bazen kan uyuşmaya. Olmuyor ya. Sen orada başına gelmiştin muhtemelen. Ben hiç evlenmedim. Boşanmamak için evlenmiyorum. Güzel cevaptı. Nasıl kabul evlenmedin? Et. Vallahi hiç evlenmedim. Yanına senin bu kadar adamları gördük bu ekranlara. Bu da kimdi ya? Benim hiç yanımda adam Allah çok olsun. Zor görmüşsündür hiç o. Yok. Ben özellikle sevginin sıfır. Şu anda sıfır. Sıfır. Şu anda sıfır. Hiç kimse yok hayatımda. Bak mesajlaştığım bile sonra, mesajlaştığım bile kimse yok. Yemin ediyorum. Bu programdan sonra çıkar sağ müşteri. Vallahi hiç. Çıkar. Vallahi sıfır. Hiç kimseye aşık olamıyorum İsmail Türk. Benim de böyle işte. Çok zor. Aşık olmak zor şeydir ya. Zor, çok vallahi. Çok zor. Olamıyor. Aklımı alamıyorlar. Potansiyelleri yetmiyor.
Potansiyelsiz bunlar. Aynen. Valla zeka lazım, onlarda da yok işte. Alişan değildi buraya bir şey arkadaşım, Barka bir şeyle değildi. Alişan Allah var ya, yer yesin Alişan seni. Hayatımın kepsiydi biliyorsunuz. Asla dinlemiyormuşum onu. Kaç sene küs kaldınız, kaç sene almış onun sayfası 6. Oğlum 6 diyorum, duymuyor sen musun dinle diye. Şimdi ben onlarda konuğum. Onlarda küser barışır ya. Benden sonraki gün sen gittin, evet. Dedim ki ben böyle işte Türkçe ticale söylerim. Dedim bir Türkçe söyleyeyim bunlara. Dinlemedim. Dedim ki ben hazırlık yapıyorum bir Türkçe programı söyleyeyim dedim Demet'e, Alişan'a. Senede birkaç defa dedim Çusup'la Barışan'a. Böyle değil miydi? Güzel. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi dur, her şeyi burada İsmail Türk ilk kez açıklıyor. İlk evliliğinden problemsiz ayrıldın. Yani problem. Bir... Allah'ım onlardan razı olsun. Onlar insan gibi insan. Onlar evet. Beni yani şeye bile öyle lafa kabine hiç tenezzül etmedi. İlk evliliğinden hiçbir problem. İkinci yaptığın evlilik. Peki nasıl bu kadar büyük bir tazminat isteyebildiler? Bir aldatılmayı mı yakaladılar? Ya şimdi şöyle. Yani onun ses geliyor. Yönetmenin sesi birinizin kulaklığına yani geliyor. Yani onun da haklı yani var yani. Onunla evet. Nikah evliliği için nikahda onun üstüne evlendim yani. Bu böyle. Nasıl? Öyle oldu yani. Anladın? Biraz da o konuda ben de masum değilim yani. Doğru. Bak delikanlı gibi evet. Söylüyor. Masum evet. Değilim. Yani diyor. Evlendim. Tamam. Yani nasıl yani, evliyken evlendin? Yani yürümeyeceğini anladım. Anladım. Ben gönlümü kaptırdım. Evlendim. Anladım. Bir dakika, evliyken nasıl evlendin ya? Bayağı evlendim işte, nasıl? Sen nasıl evleniyorsun Allah? Ben evlenmiyordum ya. Neyse yani. Yemin ediyorum hiç evlenmedim. Bir dakika sonra o da kadında... O mesela bir sabah kendimi gazeteye buldum. Ha böyle oldu ya. Ne diye buldun gazete? Baktımca. Gazetede ne diye buldun? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Ne yalanlar, ne ithamlar. Ben çocuklarını bakmayan. Yani ya her şeyi konuşun da bak ben masum değilim. Bak, ben bunu mahkemede söyledim. Çok masum değilim, tamam. Ama... Bir, şu abartılı 150 milyon filan doları parası var. Bu nasıl bir ifade ya? Böyle bir para benim sülalemde Rize memleketinde olmaz. Böyle bu bir. Bu yalanı demeyin bir. Bir. İkincisi, bir de aleyhimde konuşulan geçmişte o yalanlara üzüldüm. Çocuklarına bakmıyormuş. Ya ayıp ya. Benim çocuklarım en iyi okullara okudu ya. Kim okuttu bunları ya? Bu olmaz. Böyle yalanlar dediler. Buna da bir takım medya maalesef. Yani bizi sevmeyen tipler, anladın mı? Yani onlar hala mesela bir haber kanalı var. Bir haber değil, Fox TV ya oraya. Bak hala o internet, şimdi mahkemeye bir kaldırdı. Hala aleyhimde bir başlık atmış. Yani... Bir şey ya, böyle bir yazı olabilir mi ya? Bu olma, bu düşmanlık, bu olmaz. Şiddete bu gazetecilikte değil, bu televizyonculukta değil yani. Böyle adam var ya, böyle adamı nallayacaksın yani. Allah Allah. Böyle yaptılar bize, ayıp edin, üzdüle beni. Yoksa her şey delikanlı gibi konuşulsa açık açık buna bir şey demem. Peki 500 bin lira bir tazminat? Ne 500 bin lirası? 500 bin lira ya, onu biz zaten ocun kabul ettik ya. Bunlar başka bir şey istiyorlar. Ne 500 bin lira, ne var ise istiyorlar. Biz aç kalacağız, neyimiz var ise. Ya yok işte, olan bu işte, almadılar, kabul etmediler. Anlaşmaya gitmediler, o şeyi de kaçırdı. 500 bini verdin mi? Ta 500 değil, bir trilyonu kabul ettik. Bir trilyon verelim dedim. Benim arkadaşlarım devreye girdi. Kabul etmediler. Çok bu büyük para işte. Bende çok para var, ben çok parayı saklamışım. Kaç para istiyorlar? Kaçırmışım. Kaç para istiyorlar? Ya bilmiyorum şimdi kaç para istiyorlar. İşte mahkeme şu anda bilirkişi bizim kaçırdığımız malları bulacak. Kime kaçırmışsa.